İyi günler. Hocam ben parlak kırmızı renkte bir dışkılama yaptım. İnanın çok korktum, çok çekindim. Nedir yani, ne oluyor, benim nerem kanıyor, ne geldi? Çok panik yaptım. Beni lütfen bir aydınlatın. Şimdi bir insanın normalde, sağlıklı bir kişide dışkısından kan gelmemesi gerekir. Ya hocam benden azıcık geldi ya da işte haftada bir kere oluyor ya da ayda bir kere oluyor, 3 ayda bir olur. Hayır. Sağlıklı bir insanda 3 ayda bir bile olsa hiçbir şekilde makatından kan gelmemesi gerektir. Yani bu bir hanımefendinin işte her ay adet kanaması geçirmesi gibi doğal bir kanama yöntemi değildir. Yani hiçbir insan, kadın ya da erkek, hangi cinsiyetten olursa olsun, makatından kan gelmemesi gerekir. Yani bu olağan dışı bir durumdur, normal değildir. Ve bunu normal olarak kabul etmek ya da bunu kabullenmek, ya bende işte 10 yıldır oluyor falan, asla doğru değildir. Çünkü bu ciddi kansızlıklara, kimi hastalarımıza görürüz. Normal kan sayımı işte erkeklerde 14-16, yani kabaca 15 gram diyelim, hemoglobin dediğimiz bir değer vardır. Bu 5'lere kadar düşer, yani neredeyse 10 torba kan kaybetmiş gibi kabul edilmelidir bu. Yani hasta gelir böyle rengi normal dosya kağıdı gibi böyle bembeyazdır. Yani normal bir insanın rengi, yani hafif ten rengi ve pembemsi bir renktir. İdeal kanlı, canlı bir kişinin, ama o kişilerde böyle bembeyaz olur. O ciddi bir problemdir ve ciddi bir kansızlık olduğuna işaret eder. Ne vardır bunu en çok yapan? Hemoroidler yapabilir. Ne vardır bunu yapan? Polipler yapabilir. Yani iyi huylu uğurlar yapabilir. Ne vardır? Bağırsak kanseri yapabilir. Ne vardır? Orada damar çatlamaları, işte AV malformasyon dediğimiz fistüller vesaire, onlar yapabilir. İltihabi bağırsak hastalıkları yapabilir. Divertikül kanaması dediğimiz, orada fıtıklaşan bağırsaklardan kan gelmesi yapabilir. Yani liste uzar gider. Onun için burada önemli olan tek madde vardır. O da makattan gelen kanın normal olmadığını kabul etmek, böyle bir şeyi doğal olarak kabullenmemek ve mutlaka makattan kanama varsa bulunduğunuz bölgede doktora müracaat etmek gerekir. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu, makat bölgesinin ameliyatsız ve ameliyatlı tüm tedavilerini yapan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.